Herkese selamlar. Tüm Ağrım Test 3'te devam ediyoruz. İlk sorumuzu konuşuyor olacağız. Aşılık yerden hangisi tüm canlı türleri için temel ya da esansiyel olaraktan kabul edilebilir diyor. Bakın, mineraller canlılar tarafından sentezlenmezler. Bu yüzden hazır halde alınacaklardır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Adana gelmiş oluyor. Hormonlar tüm canlı türleri tarafından sentezlenme özelliğine sahip değildir. Nükleik asitler de aynı şekilde. Enzimler de, vitaminler de aynı şekilde. Bu yüzden esansiyel olaraktan kabul edilme özelliği minimalliğe ait olmuş olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Adana geldi. Aşağıdaki şekilde ökaryot hücre çekirdeğindeki genetik materyalin organizasyonu verilmiştir. Hücrenin içerisinde kromozom, kromozomun içerisinde DNA, DNA'nın içerisinde gen ve nükleotit bölgesi bulunuyor. Buna göre eşlenmiş bir kromozom yapısındaki DNA, gen, nükleotit moleküllerinin sayısını çoktan aza doğru sıralanışını soruyor. Bakın ben şuna nazara buna daha az rastlarım. Yani DNA içerisinde nükleotitler, genler bulunacağından dolayı en fazla rastlayacağım şey ne? Nükleotit olacak. Neden? Çünkü genin içerisinde de nükleotit var. DNA içerisinde de nükleotit var. Kromozom içerisinde hücre içerisinde var. O yüzden ne olacaktır? Nükleotitte daha fazla rastlayacağım. Sonrasında gene daha fazla rastlayacağım. Sonrasında ise DNA'ya rastlamış olacağım. Yani sıralama 3-2-1 şeklinde gelecek. Edirne gelmiş oldu. Aşağıdaki tabloda disakkaritler, bu disakaritlerin kimyasal sindiriminden sorumlu enzimler ve sindirimleri sonucu oluşan ürünler verilmiştir diyor. İki tane aynısı varsa eğer ki A adamı için ne diyebilirsiniz? Glikoz diyebilirsiniz. Yine glikoz diyebiliriz buraya. Bakın burada bu arkadaşımız ne olacak o zaman? Maltoz olmuş olacak. Yine buraya glikoz yazacağım. Yine buraya glikoz yazmaya devam edeceğim. Soruda vereceği reaksiyona göre buraya fruktoz mu gelecek, galaktoz mu geleceğim kararı vereceğim. Gelecek kararı vereceğim yani. X maltoz, Y laktoz, Z sükrozdur diyor. Şimdi Y laktoz demiş. Olabilir laktoz. Niye olabilir? Çünkü buraya fruktoz da gelebilirdi. Veyahut da galaktoz da gelebilirdi. Burası galaktozsa eğer ki burası laktoz olabilir. Glikozsa burası. Burası fruktozdur diyelim ki. Burası ne olacaktır o zaman? Sükroz olabilir. Tamam. Bakıldığı zaman X maltoz, Y laktoz, Z sükroz. Doğru. A glikoz, B galaktoz, C de fruktoz olmuş olacak. Doğru. E1 maltaz yani maltozu yıkan enzim. E2 laktaz, E3 ise sükrazdır. Doğru. Verilen hidrolist tepkimelerinin tümü sağlıklı bir insanın ince bağırsak hücresinde gerçekleştirilebilir diyor. Bakın tümü gerçekleştirilmez çünkü maltoz bizde yok arkadaşlar veyahut da işte sükroz bizde yok sentezi. Bu yüzden ince bağırsak hücresinde gerçekleşme özelliğine sahip değil. X, Y ve Z moleküllerinin hem kapalı formülü hem de glikozit bağı sayısı aynıdır. Netice itibariyle glikoz, galaktoz ve fruktoz izomer olduğundan dolayı hem kapalı formülü hem de glikozit bağı sayısı aynı olacak. Hepsinde bir tane glikozit bağı bulunacaktır. Bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı Denizli geldi. Hormonlar ve vitaminler için hangisinin ortak olduğunu soruyor. Organik yapıda olma ortak olacaktır. Hem hormonlar hem de vitaminler biliyorsunuz. Organik yapıda canlı olan tüm hücrelerde sentezlenme reaksiyonu gütmezler. Çünkü canlı olan tüm hücrelerde sentezine gerçekleşmesi mümkün değildir. Karaciğerde depolanma özelliğine sahip değillerdir. Hormonlar kanla taşınacaklardır ve vitaminlerin bir kısmı karaciğerde depolanırken bir kısmı ise suda eriyecektir ve idrarla atılmış olacaktır. Hangisinin ortak olduğunu soruyor. Sonumuzun doğru cevabı Adana geldi. Aşağıdaki şekilde ATP molekülünün yapısı verilmiştir diyor. Buna göre ATP molekülü ile ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Azotlu bazı ile pentoz arasında glikozit bağı bulunur. Azotlu bazı ile pentoz arasında doğru glikozit bağı bulunacaktır. Yine şununla şunun arasında ise ester bağı bulunmuş olacak. Doğru. Fosfat molekülleri arasında yüksek enerjili fosfat bağı vardır diyor. Evet bunlar yüksek enerjili fosfat bağı. Yep diyelim buna. Fosfat molekülü pentoz arasında fosfoester bağı vardır. Ester veya da fosfoester fark etmez. Ester bağı var mıdır? Vardır. İçerdiği her bağ çeşidinin yıkımı ile aynı miktarda enerji serbest kalmaz. Yüksek enerjili fosfat bağlarında daha fazla enerji serbest kalırken fosfoesterde veya glikozitte daha az enerji serbest kalmış olacaktır. Patladı. Aynı miktarda enerji serbest kalmaz yani. Bu yüzden hangisinin yanlış olduğunu soruyor bize. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan geldi. Prokaryot bir hücrenin sitoplazmasında hangisinin bulunabildiğini sormuşuz. Mikrotübül proteinleri bulunmaz çünkü bakıldığı zaman hücre iskelet elemanları prokaryotlarda bulunmayacaktır. RNA polimeraz enzimi bulunabilir. Trigliserit molekülleri de bulunabilir. Sorumuzun doğru cevabı Edirne geldi. Aşağıdaki görselde bir hücrede gerçekleşen iki farklı madde olayı verilmiştir diyor. Bakın buraya endositoz diyeceğim. Buraya ise ne diyeceğim? Egzositoz demiş olacağım. Hangisi yanlıştır soruyor. Bir numaralı endositozdur diyor. İki numaralı egzositozdur diyor. Doğru. Her iki olayda da ATP harcanma durumu söz konusudur bir numaralı olay canlı olan her hücrede, 2 numaralı olay ise canlı olan çepersiz her hücrede gerçekleştirilir diyor. Bir numaralı olay canlı olan her hücrede gerçekleştirilmez yalnız. Mesela mantarlarda bunun gerçekleşme durumu söz konusu değildir. Bu yüzden patladı. Egzostos çepe olan hücrede de gerçekleşme özelliğine sahip ama her hücrede gerçekleşmiyor. Mesela prokaryotlarda bunların ikisi de gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden yanlış. Sorumuzun doğru cevabı bol gelmiş oldu. Aşağıda omurgalı hayvanlar şubesinin farklı sınıflarında yer alan canlıların erginlerinin genel özellikleri kullanılaraktan bir filogenetik ağaç verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Dikkat edin yalnız buraya. Ne diyor? Erginlerinin diyor. Kuşların vücut e, örtüsü tüylüdür diyor. Yani tüy bulundurma sadece kuşa aittir zaten. Balıkların ve kurbağaların derilerinin emridir diyor. Bakıldığı zaman derisi nemli olacaktır. Ergin kurbağaların. Doğru. Balıklar da aynı şekilde. Sürüngenlerin derileri kuru olacaktır. Doğru. Omurgalıların hayvanlarının tümü soğuk kandır diyor. Hayır. Mesela kuşlara bakarsak ve memelilere bakarsak eğer ki sıcak kanlı canlılardır. Denizli patladı. Sürüngen balık kurbağada küp bulunmayacaktır. Doğru bir özellik. 8 sorumuzun doğru cevabı denizli geldi. Aşağıdaki organellerden hangi ikisini birlikte bulunduran bir canlının protist olduğu kesindir diyor. Kloroplast mitokondri bitki de olabilir. Bu olmaz yani. Mitokondri ribozom zaten ökaryotların tümünde var. Ribozom golgi, aygıtı tümünde var ökaryotların. Ribozom endoplazmik retikulum tümünde var. Kontraktil koful kloroplast diyorsan eğer ki kontraktil koful tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde gözlenecektir. Protistler bu gruba dahil olacaktır ve kloroplast taşıyabilirler. Doğru cevabımız Edirne geldi. Aşağıdaki görselde bir bakteriyofajın bakteri içerisinde çoğalması verilmiştir. Bakteriyofaj giriyor, bakteri genomunu içeri aktarıyor, protein kılıf dışarıda. Sonrasında bakteriyi patlasaya kadar çoğalıyor. Yapılan bir deneyde çoğalma öncesi bakteriyofajın protein kılıfındaki tüm amino asitlerin azotlu atomları özel bir yöntemle işaretlenmiş. Protein kılıfını işaretlememiz bir halt yaramaz çünkü protein kılıf dışarıda olacağından dolayı Yeni üretilenlerde buna rastlamayacaksınız. Bakterideki amino ise herhangi bir işlem uygulanmayarak çoğalma süreci takip edilmiştir. Çoğalma sürecinin sonunda yeni oluşan hiçbir bakteriyofajın protein kılıfında işaretlenmiyor amino ve rastlanmadığı görülmüştür. Hangisi doğrudur diyor. Bakteriye tutulan, tutunan bakteriyofajın protein kılıfı konak hücre içerisine girmez. Evet. Çıkartmaya çalıştığım muhabbetlerden bir tanesi bu. Yeni sentezlenen protein kılıflarının yapısına katılacak olan amino asitler konak hücreden karşılanır diyor. Protein kılıflarının yapısına katılacak olan amino asitler elbette ki konak hücreden karşılanmış olacaktır. Protein kılıflarının sentez bilgisi bakteri genomunda gizli falan değildir arkadaşlar. Böyle bir şey, böyle bir durum söz konusu değil tabii ki. Çünkü o bakteriye hangi virüsün gideceği belli değil netice itibariyle. 1 ve 2 alacağım, 3'ü almayacağım. Cevabımız bolu geldi.